Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Pyro'nun biraz iç kısmından ve donanımlarından bahsetmek istiyorum. Geçen sefer biraz bahsetmiştim. Şimdi bu videomda da devam edeceğim. Öncelikli olarak sürücü tarafından başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi elektrikli ısıtmalı koltuklarımız var. Donanım olarak. Daha sonra gösterge panelimizi açalım. Gayet sade bir gösterge panelimiz var. Açtığımızda işte ABS, ESP, 4WD, motor arıza ışığı, kızdırma bujları ışığı gibi uyarı ışıkları yanmakta. Daha sonra evet hemen özelliklerinden başlayalım. Öncelikli olarak nereden başlayalım? Şu hemen direksiyon üzerinden başlayalım. Burada F1 kullanıma imkan sağlayan, vites büyütüp vites küçültmemizi sağlayan D artı ve D eksi tuşlarımız var. Bunu kullanmak için ne yapıyoruz? Vites kolumuzu D pozisyonuna getirip daha sonra sol tarafa manuel itiyoruz. Manuel itince hem bu vites kolunun kenarındaki tuştan hem de direksiyon üzerindeki D artı ve D eksi tuşlarından vitesimizi büyütüp küçültebiliyoruz. Vitesle başlamışken orayla devam edelim. Park pozisyonumuz, R geri vites, N boş, D drive pozisyonu ve manuel pozisyonu. Burada bir düğmemiz var. S ve winter diye. S sport kullanım, yani normal kullanımımız. Ve winter modunda ise buna getirdiğimiz zaman arabayı buzlu yollarda özellikle birinci viteste değil, ikinci viteste patinaj ettirmeden kaldırmamıza yarıyor. Onun dışında şurayla başlamışken ne yapalım? Şurada bir gözümüz var. Burada bir ufak bozuk para koymak için bir yerimiz var. Burada sürücü ve yolcumuz için bardaklık yerimiz. Şurada ufak bir gözümüz var. Bu kol dayama yerimiz bayağı büyükçe içi. Şuraya ruhsatı koyuyorum. İçi de gördüğünüz gibi kullanışlı. Daha sonra şu ön göğüs üzerindeki tuşlardan başlayalım. Şurada yokuş iniş destek sisteminin düğmesi var. Aktif pozisyona getirmek için. Bu yan ayna ve arka cam, arka büyük cam için rezistans, yani ısıtıyor. Bu ön camdaki sileceklerin altında rezistanslar var. Böyle buzlu havalarda rezistansla camın buzunu çözmeye yarıyor. Bu işte trip, her arabada olan işte kilometreyi sıfırlamaya yarıyor. Daha sonra direksiyon üzerinde radyomuzu kumanda etmemizi sağlayan işte mod tuşu, ses kısma tuşu, açıp kapama, kanal değiştirme tuşlarımız var. Şu yan tarafımızda hız sabitleme tuşumuz var. Hız sabitleme için mesela 40 kilometre, yani 36 kilometreden sonra devreye giriyor. Bunu aktif etmek için 36'yı geçtikten sonra böyle kendimize doğru çekiyoruz ve göstergede İşte hız sabitleme aktif diye yeşil bir ışık yanıyor. O şekilde devrede oluyor. Frene bastığımız zaman devreden çıkıyor. Daha sonra bu sağdaki silecek tuşlarımızda, gerçi bu arabada otomatik far sensörü ve yağmur sensörü var. O yüzden ben hep oto modunda kullanıyorum bu silecekleri ve farları otomatik modda kullanıyorum. Hava karardığında kendiliğinden kısalar yanıyor ya da parklar yanıyor. Yağmur başladığı zaman da faslasını kendi ayarlıyor otomatik moda göre. Ondan sonra şöyle sol tarafımıza geçtiğimizde ne var? ESP'yi devre dışı bırakma tuşumuz var. Arka sis lambamız var. Katlanır aynalarımız var elektrikli. Ve elektrikli ayarlı aynalarımız var. Buradan ayar yapmaya sağlıyor. Izgara havalandırma tuşlarımız. Ortada saatimiz. Daha sonra gördüğünüz gibi cam açma, kilitleme tuşlarımız. Sunroofumuz. Şurada bir güneşliğimiz var. Lambalı. Kendinden kararan iç dikiz aynamız. İşte sunroofu açıp kapamamıza yarayan düğmemiz. Gözlük kabımız bulunmakta ön tarafta. Şimdi bir de arka tarafa geçeyim bakalım. Evet, arka koltukların oturma açısı değiştirilebiliyor. Şimdi genişliğini göstereyim size arka tarafını. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Arka diz mesafemiz gördüğünüz gibi bayağı geniş.
kol dayamamız var arkada. Şurada arka sürü yolcularımız için bardaklık yerimiz var. Başka neyimiz var arkada? Emniyet kemerlerimiz. Koltuk ayarımızı göstereyim. Çok basit bir koltuk yatırma pozisyonumuz var. Gördüğünüz gibi tek hareket. Tek harekette koltuğumuz yattı. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Tek harekette kaldırıyoruz. Ayrıca koltuklarımızın arkaya doğru yaslanma ayarı var. Mesela bu en dipte. En geriye geldiğinde bu şekilde. Hatta göstereyim. Şu şekilde yatarak yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bagaj kısmına. Bu arabanın en sevdiğim yerlerinden biri. Devasa bir bagajımız var. Gördüğünüz gibi. Şu sol tarafta krikomuz var. Sağ taraftaki gözde boşluk gözü. Ivır zıvır eşyalarımı koyuyorum. Şu altta da bir ufak bir gözümüz var. Orada da ıvır zıvır eşyalarım var. Onun dışında bagaja ne isterseniz koyun. Gayet geniş bir bagajımız var. Ama bagajın kapanması çok sert oluyor. O yüzden buraya kadar getirip ondan sonra bırakıyorum. Evet, dıştan görüntümüz biraz arabanın yapısına uygun. Biraz kirli dolaşıyorum. Arkadaşlar, genel anlamda arabanın rahat bir kullanımı var. Direksiyon falan çok hafif. Sadece birazcık başta da bahsettiğim gibi böyle çok bozuk yollarda yumuşaklıktan dolayı mı artık sertlikten dolayı mı bir zıplaması var. Onun dışında kullanımı çok rahat araba. Tabii bu zıplamalardan dolayı trim sesi fazlaca geliyor. Tabii buna takılmazsanız sıkıntı yok. Donanım olarak araç full. Yani hız sabitleyiciden yan perde hava yastıklarına kadar, ABS'den işte 4x L moduna kadar her türlü şey aracımızda standart olarak bulunmakta. Yani standart olarak demeyeyim, bu modelde bulunmakta. Bunun sadece 4x2 olanları da var ama sanırım Türkiye'ye fazla gelmedi onlardan. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar ya. Gene aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.